İki yakası birleştiriliyor. Dev ulaştırma projesinin gelecek yıl 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi törenlerine yetiştirilmesi planlanıyor. Açılışına 8 ay kaldı. Dev projede artık son aşamaya geçildi. Köprü yolunu oluşturacak tabliye blokları iki kule arasında yerini alıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında 700 ton ağırlığında, 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki 87 tabliye bloğu sırasıyla belirlenen noktalara yerleştiriliyor. Her blokun yerleştirilmesi saatler süren operasyon gerektiriyor. Montajda Singapur bayraklı Asian Hercules 3 isimli dev yüzer vinç kullanılıyor. Tabliye blokları Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretiliyor. Ardından deniz yoluyla Çanakkale'ye taşınıyorlar. İki yakadaki şantiyelerde 649'u mühendis 5000 kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor. Tüm tabliyelerin montajının yaz sonunda tamamlanması hedefleniyor. 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında Gelibolu ile Lapseki arasındaki ulaşım 6 dakikaya inecek. Köprü, Çanakkale'deki kahramanlığa vurgu yapan mimari özellikleriyle de dikkat çekecek. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de hizmete açılması hedefleniyor.